Merhaba arkadaşlar, Hidromek 220LC Büyükşehir makinesi çalışıyor. Gezerken tesadüf onları yakaladım. Bakın kisik diyor. Bayağı da sert bir malzeme, taşlaşmış yol yapımı için, dolgu için. Zorlanıyor makine sökerken. Ya benim iyi takipçilerimden de şimdi onun cevabını vereceğim bir dakika. Ben klasörlükleri saydım. Kitap paletlerde olduğunu söylemiştim. Onu özellikle yazmadım. Çünkü onlar bakım için değil. Onlar sırf paletleri gerdirmek için olduğu için klasörlükleri yazmamıştım. Ben klasörlükler sayısını yazarken sadece günlük bakımlarda kullanacağımız şeyler olduğu için özellikle de aklıma geldi ama o istikametlerin, gergilerin klasörlüklerini söylemedim. Çünkü onlar bakım için değil. Onlar sadece paletlerimiz düştüğü zaman paletleri gerdirmek için. O yüzden onları söylemedim. Başka sorular var mıydı? Makine ansızın denk geldi. Soruları da kaydetmedik. Yine Polatlı'nın dışındayım. Bakın arkadaşlar, araziyim. İşler durgun arkadaşlar, maalesef inşaat sektörü hepinizin de yakındığı gibi Polatlı'da da durgun. Bir gün çalışırsak 2 gün 3 gün yatıyoruz. Geçen gün en son bir dolgu yapmıştım. Ondan sonra yatıyoruz. İnşaat malzemelerine aşırı zam gelmiş. Demir ikiye katlamış. İşte yalıtımdır, şudur, budur, kale kemiğidir, hepsine. O yüzden maliyetler çok arttığı için bizde de işler maalesef çok durgun. Keşke iş olsa çalışsak, vakit de geçmiyor. Yanlış geliyor şoför arkadaşımız, bakın. Ovanın altına gitmesi lazım, bu tarafa geliyor. Neyse artık güzel. Oo, felaket tozuyor. Bazı sorular vardı. Makinenin göbek dışında nasıl boş olup olmadığını nasıl anlarız diye. Bunların daha önce videoları var. Her zaman size diyorum arkadaşlar, şöyle geçmiş videolara, eski videolara bir göz atın. Sorduğunuz soruların hepsinin cevapları var. Bir de videoları sonuna kadar izleyin. Bazı konuları video atıyorum 10 dakika oluyor. Son dakikalarında işlemiş olabilirim. Sadece videoların başını izleyip bırakmayın. Özellikle bir şey öğrenmek isteyen kardeşlerimiz. Sağolsun sakin kardeşimle görüştük Kayseri'de bilgisayar için. Normal bir bilgisayarın iyi kalitede işimizi görecek bir bilgisayarın en az 5000 lira olacağını söyledi sakin kardeşim. Artık bekleyeceğiz biraz. Şimdi elimizdekiyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok.
Şeyde GoPro ile çektiğim videolar donuyor arkadaşlar. Bilgisayar kaldırmıyor. Onun programı biraz ağır geliyor. O yüzden çekim işini telefonla idare edeceğiz. En azından bilgisayarı şey yapana kadar, ayarlayana kadar. Makinede de şimdi GoPro'yu sabitlemek için bir yer daha ayarladım ama inşallah düzgün olur. Oradan çekimi deneyeceğim bir de iş olduğunda. Bakacağız bir yerlere ayaklar mayaklar uydurdum. Nasip olursa görüntüm daha iyi olmasını sağlamak için deneyeceğiz şansımızı. Neyse şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.